Arkadaşlar merhaba, ben Mustafa Usta. Aracımız Euro 5 1.3 Multijet motor. Aracın daha öncesinde bir zincir değişimi olmuş. Daha sonra farklı sesler duymaya başlamış arkadaş. Şu an araç bana geldi. Sökmeden önce son bir kez sesi dinleteceğim. Şu an aracı daha lifte almadım. Şu an marşa basıyoruz. Gördüğünüz gibi zor aldık. Zaten uzun süre çalıştırmayacağım. Şu an sürtkeleniyor ve çalışmasını çekiyor. Adeta bir yerleri doğruyor gibi. Turbo muhafaza sacını dahi oynatıyor arkadaşlar. Şakır şakır zincir vurması olduğunu düşünüyoruz. Şimdi stop ediyorum. Aracımızı zarar görmemesi için istop ettik. Sökeceğiz, dağıtacağız. İlk zincire bakacağız arkadaşlar. El bombası dediğimiz, yani gergide herhangi bir boşluk falan var mı onu kontrol edeceğiz. Eğer bu kısımda boşluk varsa dahi üst külbütör kapağı kısmını açmayı düşünüyorum. Çünkü bu bozmuştur bu diğer parçaları da. Gagalara falan zarar vermiştir, horozlara. Arkadaşlar, biz hemen araca operasyon yapmaya başladık. Şöyle biraz netleştirme yapayım. Neden böyle oluyor bazen anlamıyorum. Evet, şu an net. Gördüğünüz gibi devir daimini falan komple aldık. Karteri açtık. Yağı boşalttık. O kısımlarda sıkıntı yok. Egzozu söktük. Ayırıyoruz bu şekilde. Şimdi üstte civatalar falan var arkadaşlar. Onları falan komple sökeceğiz. Bir bakacağız. Yani karterde çapaklanma var mı? Birazdan detaylı bakacağım ona. Dışarı çıkaracağım. Süzmeyi düşünüyorum hatta. Yanında ayrı bir temiz kaba aldım. Hani belli olsun, içini bir göreyim diye. Böyle rastgele bırakmıyoruz. Evet, şarj zamanını falan da böyle açmışken kontrol ediyoruz. Şimdi üst tarafta kitlememizi yapacağız. Burası zaten hazır. Bu arabanın zincirinin çok boş olduğunu düşündüğüm için ve gergi yapmadığını düşündüğüm için üst egzantrikle uğraşmaktansa ilk buradan hafif oynayıp üst egzantriği kitleyeceğim. Üst egzantriği kilitledikten sonra gelip bunu takacağım. Ve bu şekilde buradaki kranktaki oynatmama göre, yani şu krankın yağ pompa civatasını ileri geri oynatmama göre aşağı yukarı ne kadar kaçık olduğunu göreceğim. Eğer zaten aşırı derecede bir kaçıklık varsa, ki ben öyle düşünüyorum, o zaman geçmiş olsun. Üst külbütör kapağını da sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan bakalım görünüyor mu? Zincir görünüyor. Ama tabii akıbetini göremiyoruz. Onu da dağıttığımız zaman belli edeceğiz. Şimdi ben aracı indireyim. Tekrar devam edeyim. Arkadaşlar aracı indirdim. Bakın şu alt kısımda bir tane tapamız var. Şöyle göstereyim. Ne kadar net belli oluyor bilmiyorum. Bu tapayı söktüm arkadaşlar. Tapa gördüğünüz üzere. Şu an elimde. Bu tapanın olduğu yere egzantrik kitleme aparatlarımız var orijinal. Onları da hemen bir göstereyim. Arkadaşlar bu araçlar aparatsız olmaz. Aparatınız olacak. Malzemeniz kaliteli olacak. Bakın. Bu aparatları yuvaya oturttuktan sonra şunu tapa niyetine sıkıyorum. Ne zaman ki bu kendini kilitledi, o zaman üst egzantriklerin benim kilitleri tamam demektir. Yani bir daha yerinden kaymaz. Daha sonrasında da bakacağım krankta ne kadar bir boşluk var. Onu da aşağıdan tespit edeceğim arkadaşlar. O anda videoya çekeceğim size ne kadar boşluk olduğunu. Evet arkadaşlar, şimdi üst egzantriğimizin kitlemesini yerine koydum. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Üst tarafa bunu taktığımız zaman alt taraf yerine gelmiyor arkadaşlar. Yani bu arabanın sente kaçmış. %90 subap büktüğünü düşünüyorum. Çünkü ileri geri bir oynatma hareketi yaptım. Üstü kilitledikten sonra zincir zaten uzamış. Başlı başına belli. Ama hiçbir şekilde alt taraf senteye gelmiyor. Şimdi ne yapacağız? Alttan kitlemeyi yapacağız. Yukarıdan kitlemeyi yapamayacağız. Zincir kapağını açacağız. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Arkadaşlar alttan kitlememizi yaptık. Alt tarafı şu an hazırladık. Üst taraftaki egzantrik kitlememizi söktük. Çünkü ne yaptıysak yerine gelmiyor. Şimdi size de olabildiğince göstereceğim. Şöyle elimde bir tane ayna mevcut. Furkan tut ışığı.
Bu arabanın sentesi nereden baksanız, bakın şurada bir kertik görünüyor sanırım. Olmadı. Azıcık daha geri çek şey ışığı. Heh. Şuradan kertik biraz belli olmaya başladı. Yani gördüğünüz kertik hiçbir şekilde buraya denk gelmiyor. En az sente 3 diş kaçık. Belki de daha fazla. Yani bu araba subabı bükmüş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi biz sökmeye devam edelim. Arkadaşlar, yağ pompasını komple söktük. Gördüğünüz gibi aldık. Zincirde herhangi bir kopukluk yok. Ama üst kısım, yani bu araçlar çift egzantrik. Üst kısım arkadaşlar dönük halde. Yani şu hiçbir şekilde karşılamıyor. Şimdi paleti sökeceğim. Yani şuradan şu gergiyi boşaltacağım. Şu anda buraya da bir işaret koyacağım. İşaretten bakacağım. Bakalım ne kadar dönmüş. Onu da o şekilde videolayacağım. Bu araç arkadaşlar subabı kesinlikle bükmüş. Her iddiasına girerim. Arkadaşlar, şimdi egzantrik zincirini söktüm. Üstte egzantriği kitleyememiştik. Hatırlıyorsunuz. Şu an tam çizgi koydum. Hiç egzantriği oynatmadım yerinden. 1 milim dahi oynamadı. Şimdi şu tutar mısın dışarısı? Şimdi şu gördüğünüz 18'lik civatadan buna ileri geri hareket vereceğim ve arkadan egzantriği kitlemeye çalışacağım. Kaç diş kaçtığını buradan anlayacağım. Arkadaşlar, şimdi egzantriği arkadan kitledim. Gördüğünüz gibi arkadan tut şunu. Tamamen artık kitledik. Yerli yerinde. Hiçbir oynama yok. Bakın. İşaret koymuştum. Hatta bir dişte avarajı var. Boşluk dönme muhabbeti vardı. Şu an bu araba çok rahat 2,5-3 diş kaçık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Silindir kapağı sökülecek. Büyük bir ihtimal ya horozları kırdı ki inşallah horozlarla kurtarsa iyidir. Ama bence subapları büktü. Arkadaşlar, araç sahibiyle görüştük. Kapağın sökülmesine karar verdiğimi söyledim. Araç sahibi de uygun gördü. Şimdi tur boyu partikül filtresi vesaire bu kısımları komple aldım. Tesisat komple söktüm. Geriye yatırdım. Bayağı teferruat var. Fanına kadar söküyorsunuz arkadaşlar. Hani daha rahat çalışmak için. Belki sökmeden uğraşabilen arkadaşlar da vardır. Bir şey diyemem. Herkesin yoğurt işi farklı. Geçen bir enjektör çektirmesi aldığımı söylemiştim. Kullanmak nasip olmamıştı. Şu anda şu oynuyor. İki tane enjektörümüzü de söktük. Ama şu enjektör gelmiyor arkadaşlar. Çok sıkı. Ve aldığımız enjektör aparatını bu araçta kullanmak nasip oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ileri geri oynama yapmıyor. Şu oynuyor. Yalnız ortak pulu kullandığı için ona da bir şey yapamıyorum. Üzerine koydum. Ya Allah ya Bismillah. Bayağı sıkı. Hem de çok sıkı. Birazcık üzerine oynamaya çalışacağım. Bakalım bir hareketlenme var mı? Hiçbir hareketlenme yok arkadaşlar. Uğraşacağız. İnşallah çıkarabiliriz. Çıkaramazsak işimiz zor. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Tekrar kaldığımız yerden çektirme yapmaya devam ediyoruz. Bu ne arkadaş ya? Biz biraz bununla uğraşacağız arkadaşlar. Sonra videoya devam edeceğiz tekrar. Evet be. Sana verdiğim para helal olsun. Sana verdiğim para helal olsun. Arkadaşlar, alet yoksa bittiniz. Kaldınız burada. Her şey alet. Şunu da hafiften yoklayalım. Yemin ediyorum var ya. Bir tanesi eksik olsun aletlerinizin araç sökemezsiniz arkadaşlar. Hele ki bu dizelde var ya, enjektör çektirme olmadan imkansız. Şunun haline bakın. Bu enjektörü sökebildim. Sırf bunun için bir like alırım.
Biz diğerlerini de hemen sökmeye devam edelim. Arkadaşlar, aracımızı söktük. Silindir kapağını söktük. Tahminlerimizde yanılmamışız. Zincir gergisinde ve zincirde herhangi bir problem gözükmediği için kapağı sökme kararı aldım. Kapağı söktüğümüzde arkadaşlar, tahminimde videoda da zaten videonun başında söyledim. Subap yakalaması, yani subap binmesi olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Yaklaştır bu şekilde, gel gösterelim arkadaşlara. Şimdi silindir kapağını aldım yerinden. Hemen şöyle ışıkla takviyemizi yapalım, görüntüyü olabildiğince net alalım. Sen netleştirmesini yap. Şimdi silindir kapağını aldık. Daha hiçbir yerini arkadaşlar ne sildik ne bir dokunduk. Göster. Bak. Şu kısımlar, gördüğünüz şu kısımlar siyah. Şu kısma bakın arkadaşlar. Parlak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Subaplar buraya pistonun kafasına vurmuş demek. Hani demiştim ya, bu egzantrik yaklaşık 3 diş kaçık. Bu şekilde pistonu yakalamış. Şöyle yapalım hatta. Direkt ışığı vurayım kafaya. Heh. Netliği belli oluyor mu? Ya diğer ışığı açayım. Bir dakika. Evet. Şu an daha net galiba. Ver bana, ben tam net bir göstereyim arkadaşlara. Parlak kısım ve parlak olmayan kısım zaten direkt belli oluyor. Bakın, subapların vurduğu noktalar parlak. Tut şu ışığı. Şu noktalar, bu taraflar parlak. Aynı şekilde bu taraftakiler parlak. İz yapmış zaten. Bakın burası da aynı şekilde. Şöyle netliğini göstereyim. Ver bakayım şunu da. Evet. Bayağı bir parlak arkadaşlar. Yani subabı yakalamış. Hatta bakın bu taraftaki dördüncü gözde subabın resmen tabanının şekli çıkmış halde. Şimdi biz ne yapacağız? Rektifiyecimizle görüştük. Sabah gelecek. Rektifiyecimiz silindir kapağını alıp götürecek, dağıtacak. Gayetler dahil, subap gayetleri dahil. Subapları komple değişeceğiz. Ben de o ara içinde bu kısımlarını filan temizleyeceğim. Bir adet silindir kapak contası ve yarım üst tarafın contasını alacağız arkadaşlar. Contayı da çıkaralım. Çelik conta çıktı zaten. Dur. Bayağı yapışmış. Bir dakika. Şöyle bir contayı da inceleyelim. Arkadaşlar, bu araçta yeteri kadar antifriz kullanamamış. Pas mevcut. Zaten suyuna baktığım zaman da öyle anlı şanlı bir antifriz rengi yoktu. Çok az bir kırmızılığı vardı. Hani varlığı yok arası, ya da belki de ucuz bir antifrizden de olabilir. Şu kanalları falan komple açacağız Furkan'cığım. Şimdi silindir kapak contası, işte ara külbütör kapak contası, külbütör kapağın alt contası, yağ pompasının ara contası. Daha sonrasında bakın burada V kayışı var. V kayışının haline bakın arkadaşlar, karşısı görünüyor. Yani elimi görüyorsunuz. Bu V kayışı da değişecek. Artı ek olarak arkadaşlar, bu aracın zinciri de değişecek. Ondan notunu vereyim. Şimdi egzantrikleri genel olarak baktım. Kitlememi falan söktüm. Kontrol edebilmek amacıyla. Şu anda herhangi bir problem yok. Egzantrik kesmesi falan gözükmüyor. Dönüşler falan gayet güzel. Tekrar bir rektifiyecimizle kontrol edeceğiz tabi. Işığı al gel Furkan. Silindir kapağını gösterelim. Burada malzemelerimiz var. Turbomuz. Turbo milini kontrol ettim. Herhangi bir boşluk yok. Gayet güzel. Enjektörlerimiz temizlenecek. Altındaki pullar değişecek. Şöyle tutturalım. Kaybolmasın. Yağ pompamız çok uzun vadede kullanılmışa benzemiyor. Değişmiş gibi görünüyor. Krank çivatasını zaten değişiriz. Krank çivatasını aynı şekilde kullanmak istemiyorum. Boğaz kelebeğimiz yıkanacak. Bayağı bir pis halde. Göster şimdi. Arkadaşlar, bu kısım dördüncü silindir. Bu kısım, bakın, birinci silindir. Ne demiştik az önce? Birinci silindirin yakalayan subapları, yani subapların yakalandığı yerler bu kısımlar. Bakın, vuran yerler parlak arkadaşlar. Vuran subaplar parlak.
Bu tarafta aynı şekilde. Bakın bastığı noktaları görüyor musunuz? İz olarak zaten belli. Bakın bu da aynı şekilde. Bakın bu kısımlarda problem yok. Yani bu araç subabı şu kısımlarından yakalamış. Arkadaş zaten üzerine gitmemiş. Birazcık daha üzerine gitseydi daha büyük bir şekilde iz yapacaktı. Buna kesinlikle eminim. Şimdi biz bu silindir kapağının emme manifoldu, egzoz manifoldu dağıtacağız. Yarın bizim rektifiyecimiz gereken işlemleri bunun için hazırlayacak, yapacak. Şimdilik anlatacaklarım size bu kadar. Genel olarak bir tanıtım amaçlı video çekeyim. Termostat yuvası arkadaşlar. Şöyle koyalım. Termostat yuvası, EGR'nin bağlantısı. Arkadaşlar EGR su soğutmalı olduğu için bakın burada su girişi var. Burada da bir conta var. Bunların hepsine bakılacak, yenilenecek. Onu şu şekilde göstereyim. Aracımız Euro 5 motor. Yine demiştik. Bakın EGR'miz de burada. Arkadaşlar bu aracın EGR'si bayağı büyük. Yani şu gördüğünüz parça komple EGR arka kısma kadar devam ediyor. Bunun akabinde bir tane şöyle bir salyangoz borumuz var. EGR zaten tıkalıymış. Gördüğünüz gibi. Yani delik bile kalmamış. Her yeri kapanmış halde. Hatta bu taraf daha beter. Bakın hiçbir şekilde bir hali kalmamış. Bunlar komple yıkamaya gidecek arkadaşlar. Yıkanacak bunlar. Bunun da bilgisini vereyim. Enjektör pullarımızın zaten değişeceğini söylemiştim. Zincirimiz değişiyor. Geri kalan malzemelerde zaten bir problem yok arkadaşlar. Zaten bu contaları değişiyoruz. Onların da bilgisini verdim. Bu şekilde arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşeden de bildirimlerinizi açın ki videoları yüklediğim zaman ilk gören siz olun arkadaşlar. Şimdi kitleme aparatı sohbetini de birazcık anlatalım. Kitleme aparatımız var bakın şurada. Bu araçlarda bu şekilde bir kitleme aparatı var. Şu kitleme aparatını hani hiçbir şekilde getiremiyorum demiştim ya. Bakın geldiği kertik normalinde şurası. Şöyle biraz daha yanaştırayım. Size olabildiğince net bir görüntü alayım. Kitleme noktası burası. Bu kertik şu alt kısma geldiği zaman buradan kilitleniyor. Yani bunu dışarıda bir simüle yapmak istersek şu kama kısmını içeride şuraya oturtturuyoruz. Buraya oturtturduktan sonra sadece bunu oturtturmakla bitmiyor. Ayrıyeten şunu tapa sıkar gibi sıkıyoruz. Bunun da nedeni hani bazıları koyuyor civata falan filan. Hani buraya civata koydum işte dönmüyor muhabbeti yapıyorlar ya. Arkadaşlar buraya civata koyduğunuz zaman bile yani şu şekilde hemen gösterelim. Tek elimle biraz tabii zor oluyor. Tek civata koydunuz diyelim. Yani tek civata koymuş olsanız bile. Furkan gel. Şu egzantrin dişlisini birazcık ufak ufak yukarı aşağı çevir. Çevir. Yukarı aşağı yap. Yukarı aşağı yaptığınızda yap bir daha yukarı aşağı. Evet. Yukarı aşağı yaptığınızda bakın bu kadar dönme oluyor. Yani bu zaten civata ile yapan arkadaşlar için sentenin kaçmasına yeterli. Şimdi ne demiştik? Orijinal aparat kullanacağız ki sıkıntı yaşamayacağız. Orijinal aparatlarımızı taktıktan sonra şu şekilde tapa gibi sıkıyoruz. Boşluğunu güzelce alıyoruz. Kamaya oturduğuna emin olduktan sonra şimdi egzantriyi çevirmeye deniyoruz. Bakın egzantrik dönmüyor. Öyle arkadaşlar bunlar civata ile falan olacak işler değil. Bilgi sahibi değilseniz zaten bunlara kalkışmayın. Yani bu benim anlattığım videoları da hemen görerek "Aa ben de yaparım" diyerek bu araçları sökmeyin arkadaşlar. Yazık günah. Yani bunu daha önce yapan arkadaş da ustaydı. Artık bir yerinde kaçırdı. Tahminimce ya burayı civata ile almaya çalıştı. Civatadan burada dönüşü anlayamadı arkadaş. Gerdirirken de burada ters tarafa gerdirdi. Öyle bir problem yaşadı burada. Ya da hiç buraya takmadı. Göz kararı yapmaya çalıştı. Yani bu iş o şekilde olmaz. Ya da ikinci bir tahmin. Krank civatası bunlar da ters iştir ve alt taraf avare döner arkadaşlar. Alt tarafın avare dönmesinin sebebi de civatayı yeterli torkunda sıkamazsa zincirin çalıştığı küçük dişli bir kısım içeride dönmüş olabilir. Bu da zaten yine subop yakalamasına yeterli bir şeydir. Bunu da bu şekilde bilgisini vereyim arkadaşlar. Şimdi ben bunu rektifiyeciye sabahleyin teslim edeceğim.
olan biten bütün sonuçları sizinle paylaşacağım. Ve bunun devamı için güzelce videoları çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, emme manifoldunu söktüm. Egzoz manifoldunu söktüm. Yalnız multijetlerin bir kabusu var. Bunu fiyat kullanıcıları iyi bilir. Kızdırma bujileri. Bu fırsatta bunları güzelce söküp en azından bir ilaçlayıp takmak istiyorum. 3 tanesini rahat söktük. Ama şu bir tanesi bayağı bir kaynıyor. Yani diş payı kurtulmasına rağmen, ha bakın yeni yeni geliyor. Şimdi ne oldu? Eğer bu sökülememiş olsaydı, kırılmış olsaydı içinde, aracın üzerinde değişim esnası için konuşuyorum. Buradan ters kılavuzda alabilme şansınız var ama oldu da alamadınız. Hani tornacınız bunu çıkaramadı, o zaman geçmiş olsun, silindir kapağı sökülmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Bir detay verelim, gel yaklaş burada. Her aracın arkadaşlar ateşleme sıralaması bellidir. Bakın bu aracın da ateşleme değil ama sıkıştırma sıralaması 1-3-4-2 şeklinde. Evet, bu aracın da sıkıştırma zamanlamasının 1-3-4-2 olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kızdırma bujilerimizi hazır sökmüşken, aynı şekilde takmak istemiyorum. Ne yapacağım? Kontrolünü yapacağım. Çünkü arkadaş yarın bir gün tekrardan sıkıntı yaşamasın diye. Kızdırma bujisinin bir tanesini alıyorum. Şu şekilde yaptığım aparatı oturtturuyorum. Şu da benim şase kablom. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Turgay abi, karşı tarafa gelir misin? Şuraya şöyle abi elinle bastırıver yukarıya, kutup başına, hiçbir şey olmaz, korkma. Şimdi uç kısmının kızarıp kızarmadığını göreceğiz arkadaşlar. Sen şunu değdir abi. Siyahı bana ver. Heh. Okey, tamam. Net görüyorsun herhalde. Bakalım buji ne halde geliyor, çalışıyor mu çalışmıyor mu göreceğiz şimdi. Evet, kızdırma bujimiz gayet sağlıklı. Dördüne de bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi diğerlerine de yapalım. Bu biraz ısındı tabii. Bunu şu şekilde kenara bir yere bırakalım. Kendi soğusun. Buna bakalım. Gayet sağlıklı. Arkadaşlar, bu tarz işlemlerde kızdırma bujilerinizi söktürdüğünüz zaman mutlaka bunların testini yaptırıp da taktırın. Yani tekrardan bu araçlarda bunlarla uğraşmayın. Tavsiye etmem. Evet. Net çıkıyor değil mi? Arkadaşlar güzelce görsün. Kızdırma bujisini merak eden arkadaşlarım da merakını bu şekilde gidermiş olalım. Bir adet daha var. Onu da halledelim. Aa bak, vefat. Gördün mü? Çalışmıyor. Yani biz bu arkadaşa, bak ikisini de göster, ikisini de değdirdiğimizi göster. Biz bu arkadaşa bu kızdırma bujilerini söktüğümüz gibi taktırmış olsaydık ne olacaktı? Arkadaş yarın bir gün soğuk havada kızdırma bujisi arızası geldiği zaman uğraşacaktı arkadaşlar. Bu kızdırma bujisi değişecek. Ne yaptık? 4 tane kızdırma bujisini söktük ve testlerini yaptık arkadaşlar. Bunları mutlaka yaptırın. Bunları ihmal etmeyin. 1 tane kızdırma bujisi için, yoksa yarın bir gün uğraşırsınız. Şimdi biz sabahleyin rektifiyecimizden gelecek haberlere göre alacağımız parça listesini tamamlayıp bu araca başlayacağız. Subap değişimleri olacak. Onlar hallolacak. Ondan sonra bu araç bize emanet şekle geliyor. Artık onun kısmından sonrası bizde. Gerekli bütün temizliğini, detay işlemlerini yapıp işçiliğimizi bitireceğiz. Size burada tek kalan beğeni yapmak ve yorum yapmak arkadaşlar. Sağ alt köşeden de bildirimleri açarsanız bu videonun part 2'si geldiği zaman ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Kanala destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.